Ekmek ve Gül'e hoş geldiniz. Evin içini, sokağı, kenti ve aslında kentin ulaşılamayan her yerini, ihtiyaçlarımızı, bu ihtiyaçların giderilemeyenleri şöyle bir düşünün efendim. Bütün bunlarla yerel yönetimlerin bağını nasıl kurabiliriz? Nasıl kentlerde yaşamak isterdik? Nasıl bir hayat sürdürmek isterdik? İsteklerimizle acaba belediyelerin bize sundukları böyle bir birleşiyor mu, yaklaşıyor mu? Bunları kafanızdan geçirin. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunun olabilirliğine ilişkin bir konuyu konuşacağız bugün. Kadınların ihtiyacı, talepleri, güzel bir hayatı sürdürebilmelerinin olanakları ve gerçekler. Gerçeklere bakınca aslında belediyelerle kadınların ilişkileri hep biçki dikiş kurslarıyla falan kurulur ya, daha ötesi de olabilir'i konuşacağız bugün. Ne olabilir? Bunu konuşacağız. Ne izleteceğiz size görelim. Nasıl olabilir'i de konuklarımızla konuşacağız. Konuklarımızı tanıştıracağım sizlerle. Belediye kadınlara hep biçki dikiş kursu mu açar? Kadınlara hizmet deyince akla hep yardımlar mı gelir? Yok mu bunun başka yolu yöntemi? Var elbet. Şişli Belediyesi bünyesinde bir eşitlik birimi kuruldu. Başta kadınlar ve LGBT'ler olmak üzere tüm dezavantajlı gruplara hizmet sunmayı hedefleyen birim neler yapacak? Ekmek ve Gül'de. Bu da belediyenin turiste hizmeti. İzmir Kadifekale'de kadınların evlerinin ekmek ihtiyacını karşılamak ve ev bütçesine katkıda bulunmak için kurdukları tandırlar, turistler rahatsız oluyor diye yıkılıyor. Kadınlar ise belediyeye öfkeli. Ekmek ve Gül'de. Ankara katliamının üstünden tam bir ay geçti. Kadınlar katliamda kaybedilenleri unutmadı. Kaybedilen insanların ailelerine ve yaralıların tedavi masraflarına yardımcı olmak için harekete geçen Antalyalı kadınlar, Ekmek ve Gül'de. 6. kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Silvan'da kadınlar 8 gündür elektriksiz, susuz, yemeksiz ama en çok da yakınlarını kaybedebilme ihtimali nedeniyle huzursuz. Silvan'da kadınlar ne yaşıyor? Ekmek ve Gül'de. Ekmek ve Gül devam ediyor. Evet, Şişli Belediyesi'nde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak bir birim kuruldu. Eşitlik birimi. Adı bile güzel değil mi? Çok ihtiyacımız olan haklardan bir tanesi eşitlik hakları. İşte bu birim ekseninde kadınlara, özellikle kadınlara ve LGBT'lere yönelik, aslında ayrımcılığa uğrayan her kesime yönelik bir takım işler planlanıyor. Ne tür işler planlanıyor? Bunu konuşacağız efendim. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasemin Kotan konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Ve eşitlik birimi çalışanı Zelal Yalçın konuğumuz. Zelal'i aslında biz daha önce de ağırlamıştık programımızda. Mor Çatı gönüllüsü olarak ağırlamıştık. Demek ki böyle kadın hareketiyle bağ kuran bir yanı var belediyenin. Sadece buradan bile baktığımızda anlıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Önce bu herhalde daha üst bir birim olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nü konuşmak lazım Yasemin evet. Hanım. Biz belediye kadınlar, işte belediye ve yardımlar, belediye ve ihtiyaçlar filan denklemi kurduğumuzda hep denklemin bir köşesinde kömür yardımlarını, işte bazen işte para yardımlarını, çokça ihaleleri filan görüyoruz. Sosyal yardım eşittir bunlar gibi görünüyor. Kadınlar da böyle cevap veriyorlar çok büyük oranda. Ne istersiniz belediyeden sorusuna cevap olarak. Sizin ama sosyal yardım işleri diye ortaya koyduğunuz şeyde bir farklılık var galiba. Nedir o farklılık? Evet, biz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Şişli Belediyesi'ne son bir yıldır hizmet veren bir birim. 28 müdürlüğümüz var. 28 müdürlükten sadece bir tanesi. Ve birimi biz son bir yıldır kurgulamaya çalışıyoruz. Ve ağırlıklı olarak meslek elemanlarını istihdam etmeye çalıştık. Birimlerimizi oluşturduk. Sosyal Yardım Müdürlüğü'nün içerisinde alt birimlerimiz var. Eşitlik birimi, toplumsal eşitlik birimi bunlardan sadece bir tanesi. Birimlerin içerisinde aile ve toplum hizmetleri birimimiz var. Sosyal yardım hizmetleri birimimiz var. Engelli ve yaşlı hizmetleri birimimiz var. Göç birimimiz var. Bunu da çok yakın lazım, zamanda evet, kurduğumuz için. Ve lansmanını yaptığımız toplumsal eşitlik birimimiz var. Ve her birinde alanında yetkin insanlar görev yapıyor. Önce bir alan araştırması yapıyoruz. Biz her birim için ihtiyaç araştırması yapılıyor ve ihtiyaçlar üzerinden meslek elemanları çalışmalara başlıyor. Meslek elemanlarından kastınız nedir? Sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog kendi alanlarında ve sosyal hizmetin içerisinde olması gereken çocuk gelişimciler, çocuk eğiticileri arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ve bunlar alanın ihtiyaçlarına göre, kadın özelinden gidersek kadınların ihtiyaçlarına göre çalışmalar planlamak üzere
biz müdürlük olarak yola çıktık. Hı hı. Aile toplum hizmetlerinin içerisinde ve daha çok toplumsal eşitlik biriminin içerisinde, tabii ki diğer birimlerde de var ama ağırlıklı olarak kadınların bilinçlenmesine yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Sadece sosyal yardım yapmıyoruz. Hı hı. Bilinçlenme çalışmalarının içerisinde de işte kadın insan hakları eğitim programından tutun, hukuk okuryazarlığına kadar, Alzheimer'la ilgili bilinçlendirme çalışmalarına kadar birçok aile eğitim programlarına kadar birçok bilinçlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Hı hı. Artı sizin söylediğiniz Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle yürüttüğümüz meslek edindirme çalışmalarımız da var. Bunların içerisinde biçki dikiş de tabii klasik biliyorsunuz. biçki dikiş de var ama onların talep ettiği başka çalışmalarda işte aşçılıktan tutun ne bileyim onların ihtiyaçlarına yönelik ne varsa biz ihtiyaç üzerinden eğitimciyi buluyoruz ve organize etmeye çalışıyoruz. Hı hı. Evet, Eşitlik Birimi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan bir birim. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz aktivist Boysan Yakar'ın da hayali olan bir birim. Evet. Hep öyle de dile getirildi, öyle de ortaya kondu. Sevgiyle anıyoruz. Evet, biz de sevgiyle anıyoruz. Eşitlik Birimi nedir? Önce onu öğrenmek lazım galiba. Hı hı. Ya eşitlik birimi aslında soyut olan eşitlik kavramını somuta dönüştürmeyi hedefleyen bir birim. Nasıl? Eşitlikten anladığımız şey aslında sadece yasalarda yer alan ve işte yasalarda bir kağıt üzerinde kalan bir durumun ötesine geçip gerçekten fiili hayatta nasıl eşit olacağız sorusunu hem soracağımız hem de cevaplandıracağımız bir süreç. Eşitlik üzerine çok büyük çalışmalar var aslında. Yani hem kadın örgütlerinin hem LGBTİ aktivistlerinin hem engelli örgütlerinin yani bütün bu dezavantajlı kesimlerin yürütmüş oldukları çalışmalar da doğrultusunda uluslararası sözleşmeler gerçekleştirildi. Türkiye taraf bunlara. Ancak bunun fiili olarak hayata geçirilmesinde engel olan durumlar var. Bu engel ne? Asıl olarak zihinsel engeller var. Yani bu eşitlik fikrini bir adım öteye götürüp gerçekten hayata geçirmekle ilgili maalesef yaşadığımız ülkenin içerisinde en üst yönetim kademelerinde dahi bu eşitlik fikrinin bir aynılaşma, tek tipleşme olarak dile getirilmesi ve bunun aslında engellenmesine dair tutumları ve fikri çok net bir şekilde görüyoruz. İşte eşitlik yok, adalet verelim filan şeyleri. Aynen öyle. Kadın erkek zaten eşit değil ki. Evet. Fıtratlarında ben yok. Ben eşitliğe inanmıyorum noktasına yani. Kadar gelebilen ifadelerle aslında karşı karşıyayız. Biz bunun karşısında hayır, yıllardır sürdürülen bir mücadele var ve bu mücadele beyhude bir mücadele de değil. Bizlerin hayatlarıyla, direkt hayatlarıyla ilgili olan bir süreç. Örneğin bir kadının işe farklı saatlerde iş yerine gidebilmesi için sokağın aydınlatılıyor olması. Örneğin o kadının maalesef cinsiyetçi iş bölümü nedeniyle daha çok kadınların üzerinde kalan çocuk bakım hizmetinin belediye tarafından destekleniyor, yerel yönetimler tarafından destekleniyor olması. Örneğin hali hazırda işte 3 tane kreş hizmeti veren birimimiz varken bugün o birim 6'ya çıkartılıyor. Umuyoruz ki çok daha yükselecek bu rakamlar. ve gerçekten ucuz, kaliteli kreş hizmetini Şişli'deki kadınların, aslında çocukların daha doğrusu, alabilmesinin sağlanması. Eşitlik tam da böyle bir şey. Yani, somut bir şey yani. Öyle vay efendim sadece yasalarda, evet, kağıt üzerinde, bu çok önemli elbette, kağıt üzerinde de olsa yasalarda çok eşitlik hakkının tanınması ama sadece orada kalması, yaşama dokunmaması bir şey ifade etmiyor. Aynen öyle. Uygulanabilir olması da gerekiyor. Yani çünkü şöyle bir şey var ki anayasanın 90. maddesine sıkıştırılan bir hali var aslında bu eşitlik maddesinin. Yani her ne kadar ilk maddelerde cinsiyet, sınıf vesaire ayrımı gözetmeksizin insanlar eşit doğar ve eşittir deniliyor olsa da o eşitliğin nasıl hayata geçirileceği 90. maddede biraz daha gizli kalıyor. Bu da uluslararası sözleşmelere atıf yapan nokta. Oysa ki anayasanın tekrar bu sözleşmeler dahilinde gözden geçirilerek iyice eşitselleştirilmesi, evet, ve gerçek bir eşitlik perspektifiyle
O anayasanın da kurgulanması evet. gerekiyor. Zella çok önemli bir noktaya temas etti. Aslında kadınlar için eşitlik çok somut bir şey. Akşam bir saatten sonra sokağa çıkmaktan imtina ediyorsan bu bir dert. İşe gideceksen çocuğumu ne yapacağım diye düşünüyorsan bu bir dert gerçekten. Şiddete uğradığında yani başvuracak hiçbir şeyim yok, bu şiddete katlanmak zorundayım, hayat böyle devam edecek kader diyorsan bu eşitliğin bir yönü gerçekten de. Aynen, engelli çocuğunuz varsa keza nasıl bakacağın kadının üzerinden götürülüyor biliyorsunuz. Evet. Engelli bakım hizmetleri, hasta bakım hizmetleri de kadın üzerinden götürülen bir yapılanma evet. var. Türkiye'de maalesef geleneksel yapımız içerisinde. Bunun için de hizmet üretmeye devam ediyoruz biz belediye olarak. Hani sadece kreşler değil. Alzheimer gündüz bakım evi hizmeti var mesela birkaç yıldır hizmet veren ve bunun güçlendirilmesi için çabalıyoruz. Hı hı. Engelli gündüz bakım evi hizmeti için planlamalarımız var ilerleyen süreçte. Bunları somut somut sorayım size. Şimdi bir kadınlara kulak verelim isterseniz. Onlar belediye hizmeti deyince ne anlıyor, ne istiyorlar bir görelim efendim. Sonra acaba Şişli Belediyesi'nin kadınların bu taleplerine yönelik şeyleri, özel uygulamaları, somut uygulamaları neler, bunları konuşacağız. Biz farklı yerler seçtik. Biri Kocaeli, biri Adana. Aslında memleketin farklı farklı şehirlerine de gitsek çok benzer cevapları alabileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim öyle de oldu. Ne kadar çok farklı yerde farklı kadına soru sorsak da işte belediyeden ne bekliyorsunuz sorusunun cevabı hemen hemen aynı. Önce bir Kocaeli'ye gidelim. Pazarda sorduk özellikle. Çünkü pazar geçim derdinin de aynı zamanda ihtiyaçların da çokça açığa çıktığı yerlerden bir tanesi ya. Bakalım kadınlar ne cevap vermiş. Sonra acaba bu ihtiyaçlar Şişli Belediyesi'nde o sınırlar içerisinde yaşayan kadınlar için nasıl karşılanıyor? Bir de onları konuşalım. Merhaba Ekmek ve Gül izleyenleri. Kocaeli'de Yenikent'te Pazartesi Pazarı'ndayız. Yenikent'li kadınlara yerel yönetimleri, yerel yönetimden bekledikleri hizmetleri memnun olup olmadıklarını sorduk. Bakalım neler söylediler. Ne isteriz? Biz kadınlar olarak daha kaliteli yaşam istiyoruz. Bir şey istediğimiz yok ama bütçemiz fazla yetmiyor yani. Üç gün haftanın üç günü çalışıyor, çocuk okutuyoruz. Yetiştiremiyoruz yani. Ya bence hani kadınlara biraz daha iş imkanı tanınsa, hani kadınların tamam biz ev hanımı olarak çocuklarımız olduğu için çalışma saatlerimiz kısıtlı. Daha iyi, kaliteli bir yaşam istiyoruz biz kadınlar için. Onu destek verirlerse eğer. Bu konuda hiç çalışmaları var mı bilmiyorum ama bilgimiz yok veya da. Bir de biraz halkın içine inmelerini istiyorum ya. Böyle pazarın içine inip insanlara soru sormanız hoşuma gitti. Gerçekten güzel. Hani bunların daha çok fazla olması, insanlara soru sorulması, onların da fikirleri alınması güzel bence. Yerel yönetim hizmetlerinden haberdar mısınız? Yok, o kadar haberdar değilim yani. Doğruya doğru ancak kendi telaşımızla kendimiz geçinmeye uğraşıyoruz. O kadar. Peki yerel yönetimlerde sizce ne gibi hizmetler olmalı? Siz Ayten Hanım olarak yani bir kadın olarak ne gibi hizmetler istersiniz? Vallahi biz şu ana kadar yerel yönetimlerden ne hizmet gördük ki? Görmedik bir şey yani şu ana kadar. Bundan sonra inşallah görürüz. Şu yukarıya pazar kuracağız dediler, kurmadılar. Yani ondan şikayetçiyiz. Vallahi belediyeden tabii ki çok şey bekliyoruz. Öncelikle tabii ki bu pazar konusu bize uzak. Çok yukarıki mahallelerden geliyorum. İkincisi belediyenin çok yapmış olduğu şeyler de var, güzel şeyler de var. Mesela ev hanımıyım ama KOME'ye gidiyorum. El becerilerini geliştiriyorum. Bunun daha çok yaygın olmasını isterim. Peki ev hanımı olarak sizin evde sarf ettiğiniz emeğin karşılığı olmasını ister misiniz? Buna yönelik çalışmalar olmalı mı sizce? Tabii ki isterim. Çünkü ev hanımı olarak bizim bütçemiz ancak kocalarımızın eline bakmak isteriz yani. Bu güzel bir şey ama tabii bu ne kadar bizim için geçerli olur bilmiyorum. İğne oyasına gidiyorsam iğne oyasını yapmış oldum dışarıya. Daha bu sene başladım. Bir sene iki senelik iştir bu. Ancak iki sene sonra ancak bir şeyler yapabilirim. Bu da bana getiri olmayacak, götür olacak eşimin cebinden dolayı. Okullarınız hani okuldan sonra gidebilecekleri bir etüt merkezi ya da bakım merkezi gibi bir yer var mı bulunduğunuz yerde? Yok. Gitmiyorlar bir evde öyle oturuyorlar. Peki olmasını ister misiniz? İsteriz tabii. Niye istemeyelim? Çocuklar okusun. Hani çocuklara bir gelişim olduktan sonra isterim.
Peki yerel yönetimler kanunlarında aslında ücretsiz kreş ya da çocukları ücretsiz etüt merkezi gibi yerler açılabileceği konusunda maddeler var. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? İsteriz. Niye istemeyiz? Çocuklarımız okuduktan sonra, çocuklarımız yararlandıktan sonra her şeyi isteriz. Ücretsizse her şeyi isteriz yani. Yani şeyimiz yok, bütçemiz. Peki gün içinde onlarla vakit geçirebiliyor musunuz ya da kendinize ayırabileceğiniz bir vakit olabiliyor mu? Vallahi hiç bulamıyorum. Hem çocukların yani ihtiyacını karşılamak için çalışıyorum, hem evde çalışıyorum. Çocukları giydirmek amaçlı, kapakla giydir, yetiştiremiyorum. Biraz daha belediyelerimiz biraz daha yardım. Mesela süt gibi, bez gibi işte böyle annelere, anne adaylarına biraz daha yardım ederseler daha da iyi olacaktır yani bunlar. Kadınlarımız şiddete çok maruz kalan insanlardır. Genelde Türk toplumumuzda maalesef var. Günde kaç tane kadının ölümüyle sonuçlanıyor şeyler. Ama hayatta tabii bunlar oluyor ama bunları da engelleyecek şeyler olmalı. Bu da eğitimi verecek mesela kurumlar olmalı. Bu kurumlarda da annelerin gitmesi gerekir. Hele özellikle yetişkin kızlarımızın, evlenme çağında olan kızlarımızın, artı erkek çocuklarımızın çok önemli. Hepsinden çok erkek çocuklarımızın bu eğitimi alması çok daha önemli. Çünkü erkeğe maruz kalan kadınlardır şiddet bölümünde. Bunu daha çok yoğunlaştırılması lazım bence. Güzel böyle emeklilerin dinlenebileceği, sabahtan gidip bir çayını içip kahvaltısını yapmadan, yani çayını içip bir gazetesini okuyabileceği bir yerler olmalı. Evet, Kocaeli'li kadınlara mikrofonu uzattık ama İstanbul'un farklı yerlerinde de mikrofonu uzatsaydık ya da başka illerde eminim bu yelpazede talepler ortaya konacaktı. Şimdi çok önemli bir dert, geçim derdi kadınlar açısından. Çünkü aslında eve girmeyen ekmek en çok kadınların maalesef yaşam mücadelesi verme zorunda kalmalarını da ortaya koyuyor. Mesela istihdam olanaklarının arttırılması, bunun için işte gerekli mesleki eğitimlerin verilmesi, bunlar çok önemli başlıklar. Biz ama örneğin İstanbul için verilen mesleki eğitimlerin bir karşılığı olarak hani kadınların hızlı iş bulmasının çok olanaklı olmadığını görüyoruz. Siz neler yapıyorsunuz bununla ilgili? İşkur hizmet noktasıyla ortak çalışmalarımız var. Hem gençlere yönelik hem kadınlara yönelik. Daha tabii ki Kültür Müdürlüğü işbirliğiyle devam ediyor ama istihdam gerçekten Türkiye koşullarında eğitimli insanların bile zorlandığı bir şey, biliyorsunuz, sorun, sosyal sorun. Bu sosyal sorunu açmak adına uluslararası projelerden, fonlardan destek alarak meslek edindirme faaliyetlerinde bulunuyoruz. İşte kolay iş bulabilecekleri yaşlı bakıcılığı gibi, çocuk bakıcılığı gibi yetiştirme programlarını zorluyoruz açıkçası. Ama şimdi şöyle de bir durum var. Kadınlar yarı zamanlı iş istiyorlar. Çocuklarını tam zamanlı bırakabilecekleri bir birim olmadığında sorun yaşıyorlar. Bu yüzden kreş devreye giriyor. Giriyor. Etüt merkezleri devreye giriyor. Hı hı. Biz az önce Zelen'in bahsettiği kreş sayımızın 3 olmasıydı. Bu sene 6'ya çıktı mesela. Ücretsiz mi bu kreşler? Düşük ücretli. Meclis kararıyla düşük ücretli. Hı hı. Ve gerçekten uygun ve eğitimli insanların hizmet verdiği bir yer. 3-6 yaş grubuna hizmet veriyoruz. Keza etüt merkezlerimiz de öyle. 2 tane de etüt merkezimiz var. Onların da sayısının artırılması planlanıyor. Talepler çok yoğun. Etüt merkezleri ücretsiz ve tamamen alanında yetişmiş insanlar, öğretmenler çalışıyor buralarda. Çocuklar okul sonrası etüt merkezlerine geliyorlar ya da hafta sonu geliyorlar. Anneler bu süreçte, kadınlar gene hani çalışabilecek durumdalarsa işlerine gidiyorlar. Yoksa hani bırakıyorlar, kendileri alıyorlar gibi sistem işliyor. Şöyle bir nokta var. İstihdam Türkiye'nin genel sorunu ama genel anlamda da kadında ve erkekte de iş beğenmemek gibi bir şey tespit ediyoruz. Gözlemlerimiz. Bunu söylemek istiyorum. Herkes hani memur pozisyonda çalışmak istiyor. Böyle de bir sıkıntımız var. Hı hı.
Bizim gözlemlediğimiz, benim gözlemlediğim, yıllardır gözlemlediğim şey. Ama koşullar o kadar kötü ki gerçekten insan biraz insana yakışır bir iş istemeye artık hak görüyor gerçekten de. Tabii ki haklarıdır ama hani kendini de yetiştirmesi gerekir. Biz burada devreye giriyoruz. Hani vasıflı hale gelmesi için insanların çabalıyoruz. Hem İşkur'la hem de Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde çalışmalarımız devam ediyor diyebilirim. Şimdi kentin planlanmasından, işte yaşam alanlarının nasıl yapılanacağından filan bahsettiğimizde, parkların nerede olacağı, o yolun şuradan mı yoksa buradan mı geçeceği, işte ne bileyim pazarın şuraya mı buraya mı kurulacağı meselesi çok önemli meseleler haline geliyor. Biz biliyoruz ki bunlar çok büyük oranda sanki teknik bir işmiş gibi ele alınır belediyelerde. Biraz önceki röportajlarda kadınların söylediği çok önemli bir şey vardı. Yani pazar buraya çok uzak. Mesela o kadar önemli bir dert ki, ya da işte çocuğumun oynayabileceği bir alan yok evimin yakınında. Evet. O kadar önemli bir dert ki. Şimdi biz bunlar yani sanki kadınlar sadece çocuklarıyla kendilerini tanımlıyormuş gibi düşünerek tartışamayız elbette, ama çok önemli bir dert. Kadının götüreceği bir park yoksa eğer, kendini ayıracağı vakti de yok, işte gördük. Sen ne diyorsun Zelal? Yani bütün olarak mesela belediyenin attığı her adımı denetleyecek bir birim midir eşitlik birimi? Nasıl kurguladınız? Ya şimdi şöyle bir şey var. Eşitlik meselesini aslında iki taraflı düşünmek gerekiyor. Bir tanesi var olan durum içerisinde dezavantajlı tüm kesimlerin, başta kadınların, kentsel hayata katılabilmelerinde nasıl araçlar üretilebilir? Birinci kısım olarak bunu almak zorunda yerel yönetimlerin tamamı. İkinci noktadaysa var olan durum aslında, yani kente dair sorunlar aslında tırnak içerisinde cinsiyetsiz sorunlar olması gerekir. Yani bir parkın olmaması sadece kadının değil, babanın da, ebeveyn olarak babanın da sorunu olması gerekiyor. İşte kaldırımın bebek pusetiyle sürdürülemeyecek, yani kullanılamayacak olması sadece kadının değil, annenin değil, babanın da derdi olması gerekiyor. İşte bir şeyden, yani bir ulaşım sıkıntısı, sadece yani kentsel sorunlar bir şekilde zihinsel olarak da cinsiyetsizleşmesi gerekiyor. Bunun için elbette ki yani bu patriarka, erkek egemenliği, bir dolu tartışma var bunun arkasında, biliyoruz zaten. Ama hali hazırda şunu görmek zorundayız ki bütün bu süreçler maalesef cinsiyetçi bir bölüşüm içerisinde ve bunun yükünü, derdini kadınlar çekiyor. Dolayısıyla önce onların bu sıkıntılarını gidermeden aslında bu iş senin işin değil, konuşamıyor oluyorsun yani. Bir arada düşünmek zorundayız ama. Yani işte mesela kadının insan hakları eğitimi burada devreye giriyor. Yani o farkındalığı bir yandan sürdürmek, o mücadeleyi bir yandan sürdürmek ve o dönüşümü bir yandan sürdürmek. Ama yanı sıra da evet parkta yapmak, evet kreşte yapmak, evet sürekli güvenceli ve iyi koşullarda işler de yaratmak. Evet, cinsiyetçi işler değil, farklı işlerde ve gelir düzeyi yüksek olan işlerde de yer almak. Ama şunu da kaçırmamak gerektiğini düşünüyorum. Ben kadınların çok hızlı ve pratik olarak meslek edinebileceği, yani çünkü hayatın içerisinde kadınlar hayatı örgütlüyor. Bu çok net bir şey. Yani bir adamı siz bırakın bir yere, yaşayamaz yani. Yani aramızda kal, aramızda kalsın ama nasıl olsa kadınlar izliyor bu programı, yaşayamaz. Ama bir kadını siz bir yere bıraktığınızda, yani hakikaten bu boşanma durumlarında çok aslında, yani bir yandan gülüyoruz ama boşanmalarda aslında çok somut ortaya çıkıyor. Tabii. Hakimler bile diyor bu adam işte ne yapacak, ne yapacak falan. Yani erkeklerin ömrü kısalıyor, kadınların ömrü uzuyor. Yani öyle bir durumla karşı karşıyayız. O yüzden kadınların elinde hayatı örgütlemek ve hayatı sürdürmekle ilgili çok şahane bilgiler var. Ve bu bilgilerin işte toplumun dönüşümü ve işte kapitalizmin hakim bir erkek egemen bir zihniyetle hayatı domine etmesi sürecinde değersizleştirildiğini görmek zorundayız. Ya burada mesela kadın evde şahane yemekler yapıyorsa biz ona destek olalım. İstiyorsa iş yerini açsın, istiyorsa bir yerde aşçı olarak çalışsın. Neden dünyanın en önemli aşçıları erkekler? Yani bu soruyu sormak gerekiyor hakikaten. Yani bu iş nakite dönüştüğünde ve para dönüşümü olmaya başladığında bu erkekler tarafından domine ediliyor.
biz kadınlara olanak yaratmalıyız tam da bu noktada. Yani yerel yönetimler bu anlamda, bunu sadece işte cinsiyetçi bir şeyi sürdürüyor olmak değil. Hayır, kadının elinde bir araç var. Tam da o aracı nasıl kendi hayatında başka bir döngüye çevirebilir? Hı hı. Bunun bilgisini de vermek. Hı hı. İşte merak ettiğim şey o yüzden, yani mesela bir eşitlik birimi kurulduysa bir belediyede, benim beklentim o, yani alınan her kararda bu birime, yani bu acaba kadınları nasıl etkiler? Bizim göremediğimiz bir yanı var mıdır? Örneğin şuraya otopark yapıyor olmanın, işte şurayı imara açıyor olmanın, şurada otobüsleri, toplu taşıma araçlarını oradan değil de şuradan geçiriyor olmanın gibi danışılmasını beklerim mesela. Böyle bir mekanizma var mı? Kuşkusuz ki bu kurgu içerisinde, bu yani kurgunun içerisinde bu durum var. Hı hı. Ancak öncelikli olarak bizim eşitlik birimi olarak yapmamız gereken birinci adım, Şişli ne durumda? Hali hazırda yapılmakta olan gerçekten iyi çalışmalar var. Ve aslında bu iyi çalışmaların bir sonucu olarak eşitlik biriminin de kurulduğu ve kurumsal bir mekanizmanın oluşturulduğunu söylemek lazım. Ama aynı zamanda mevcut fotoğraf ne? Şişli ne durumda? Belediye ne durumda? Yani kadın istihdam oranı belediyede nedir? Kadınların çalışmalarıyla ilgili ne gibi destekler var? Hangi kademelerde kadınlar var? Maalesef işte erkek yoğunluklu olan iş kolları olabiliyor belediyenin içerisinde. Evet. Peki bu dönüştürülebilir mi? Değiştirilebilir mi? Bu soruları ortaya atmak ve hem belediye içerisinde bir dönüşüm yaratmayı hedeflemek, hem de belediyenin etki alanında. Etki alanında. Bu anlamda da teşvikler mesela kurgulayabilir miyiz? Yani kafamızda çok hoş, nasıl desem, teşvikler var. Mesela şöyle, örneğin, yani bunlar hayallerimizden bir tanesi diyebilirim. Örneğin Şişli sınırları içerisinde kadın istihdam oranını arttırmakta olan iş yerleri varsa, bunlara vergi indirimi uygulanabilir mi? Böyle bir olanak söz konusu mu? Yani bunu, ya da kadın girişimci var diyelim ki, bu kadın girişimcinin desteklenmesi için herhangi bir vergi indirimi... Kök vergisini almayabilir miyiz mesela? Temsili dahi olsa bu bir tutumdur. Yani önemli olan nokta bence orada sadece şey değil, yani kaç para, bu nereye denk düşer değil. Aynı zamanda bu bir tutum. Dolayısıyla bunları destekleyebilir miyiz? Bunları geliştirebilir miyiz? Bizim şu anda aklımızda olan soru işaretleri. Ama yanı sıra bir parantez açayım. Hali hazırda Türkiye'de kurulmuş olan birçok eşitlik birimi var ve çalışmalar yürütüyorlar. Bizim için her yerde yürütülen çalışma çok çok kıymetli ve bir araya gelmek, birlikte fotoğrafın büyük resme bakmak, dayanışma içerisinde olmak da önceliklerimiz içerisinde. Bunu konuşalım ayrıyeten, çünkü memleketin pek çok yerinde farklı isimlerle de olsa kadınları gözeten bir kent kurabilmek için çaba sarf eden çokça yerel yönetim var. Bir şey ekleyecektim. Bir şey eklemek istiyorum. Tam bu noktada işte kısa vadede bizim çıkartacağımız bir yerel eylem eşitlik planı olacak. Yani sadece işte küçük küçük böyle noktalarla değil, hayır, bütünlüklü olarak bizim toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe analizimizin yapılması. Ondan sonra yanı sıra yerel eylem eşitlik planını oluşturmak. Ve şöyle bir şey var ki, eşitlik denilen şey çok fazla keseni var. Yani bir kadının işte pusetle gidememesi meselesi, bir engellinin, kadın ya da erkek fark etmez, bir engellinin tekerlekli sandalyeyle veya koltuk deneyiyle o kaldırımı da kullanamaması demek. Artı yaşlandığımızda yine yani bir sürü kesen var ve çoklu haller var. Ve bütün bu ayrımcılıkları gidermek için bir yerden başladığınızda çok farklı kesimleri aynı anda etkileyebiliyor. Aynen. Ve dolayısıyla hani farklı dönüşleri olabiliyor. Biraz önce kadınlara kulak vermesini istiyoruz yerel yönetimlerin diye bir cümle vardı. Şimdiki röportajımız da hani bu kulak vermenin bir vesilesi olsun diyelim. Bir de Adana'dan kadınları dinleyelim efendim. Orada acaba belediyelerden ne talep ediyorsunuz sorusuna somut olarak ne karşılık veriyor kadınlar? Bir de onları dinleyelim. Merhaba Hayat Televizyonu izleyicileri. Bugün Adana'dayız. Kadınların belediyeden beklentilerine dair bir sokak röportajı gerçekleştireceğiz. Belediyelerimizden beklentim ve benim gibi bayanların da çoğunun beklentisi. Her semtte belirli pazarların kapalı pazar olması, bayanların yaptıkları el işi, örgü,
ve buna benzer şeylerinin pazarlarda sergileyip satışa çevirmesi, mahallelerde kreşlerin açılması, gençlerimize yönelik belediyelerden spor alanları, basketbol, yani spor tesislerinin kurulmasını temenni ederim. Yani kadınlara daha fazla bir çalışma alanı, kurs, kültür sanat faaliyetleri, birçok şey yapılabilirdi de bunu isteyeceğimiz, talep edeceğimiz belediye nerede acaba? Hani bir de belediyenin varlığını görsek çok daha iyi olur. Çalışma alanlarında çocuklar için kreşler olabilir. Kadınlar açısından sığınma evleri veyahut da erkek şiddetine karşı korunabilecek başka çalışmalar olabilir. Bu ciddi anlamda bir kapsamlı olarak bir çalışma haline getirilebilir. Kültür sanat faaliyetleri, her şeyden önce ev kadınlarını sokağa çekmeye yönelik ya da çalışmaya yönelik bir çalışma, hayata atılmaya yönelik bir çalışma olabilir. Şöyle tüm gün olan ücretsiz kreşleri olsa ve biz de kadınlar olarak çalışmaya devam edebilsek çok güzel olurdu. Tek beklentim. Evet, sizin de gördüğünüz gibi çok somut kadınların beklentileri ve talepleri. Yani onlar da aslında hani hayata eşit katılabilmenin yolunun nereden geçtiğini çok iyi biliyorlar. Bu tabii bir taraftan hani kadın hareketinin bir kazanımı da. Yani biz eskiden belediye sığınak açsın, belediye kadınlara istihdam sağlasın, belediye bize şunları şunları yapsın demekle nispeten daha zorlanıyorduk. Artık hani yerel yönetimlerle kurulan ilişkide o somutluk daha rahat kurulabiliyor. Eminim siz de bunu gözetiyorsunuzdur. Kadınları dinlemek, onların yerel taleplerinin somut olarak ne olduğunu anlayabilmek için nasıl bağlantılarınız, nasıl temaslarınız var? Yani bir yerde şiddet görüyor kadınlar ve onların örneğin sığınağa ulaşmasının olanaklarını arttırmak zorundayız biz demek ki falan demek nasıl olanaklı oluyor sizin için? Biz zaten hani az önce kadınlardan birisi nerede o belediye dedi. Biz Şişli'de diyoruz aslında. Saydıkların hemen hemen hepsini Şişli Belediyesi hizmet olarak hayata geçirmiş durumda. Hedeflediklerimiz de var. Biz şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili hem toplum merkezlerimiz var. Toplum merkezlerinde danışmanlık hizmetleri verebiliyoruz. Hem de Morçatı Kadın Sığınağı Vakfı ile işbirliği halinde kadın sığınağımız var ve buraya yönlendirebiliyoruz hizmet alabilmesi. Ne kadar kapasitesi? 20 kapasiteli. Çok yüksek değil, evet. Ama işimizi görüyor diyelim kısacası. Bu tür yerler zaten küçük kapasitesi olması gerekiyor. Ama belki sayısının arttırılması gibi bir şey. Evet, sayısının ihtiyaç var. Yasada her 50 bin nüfusa bir sığınak şeyi var biliyorsunuz. Hani şu an belki kapasite değil ama sayı artırılabilir. Böyle bir şey yapılabilir, yol çizilebilir. Var mı bununla ilgili somut projeleriniz? Düşüncelerimiz var. Tabii ki meclisin onayıyla beraber olması gerekiyor bunların. Stratejik plan da var. Stratejik planımızın içerisinde. Kadın deyince sadece şiddet değil, yaşlı kadın da var. Onların da mesela gündüz bakım evi ya da huzur evi hizmetlerinden yararlanması ya da evde bakım hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Biz, kaç kadın faydalanıyor bundan? Var mı böyle rakamlar? Yaşlı hizmetlerimizden mi? Ya, emekli dinlenme evi var mesela, bir tanesi de onu söyledi. Evet. Emeklilerin gidip dinlenebileceği bir yer olsun emekli dedi. Emekli kahveleri var ama hepsi erkeklere yani. Emekli dinlenme evinde bizde kadınlar da karma bir yapı. Herkes gelebiliyor. Oradaki sanat etkinliklerine, kültür etkinliklerine katılabiliyorlar. Hiçbir şey yapamıyorlarsa gelip sohbet ediyorlar. Çayını, işte simitini alıp şey yapıyorlar. Başkanımız arada kahvaltıda buluşuyor, onlarla sohbet ediyor, ihtiyaçlarını tespit ediyor ve dinliyor, dertlerini dinliyor. Yakın bir zamanda umarım 2016 içerisinde biz yaşlı danışma ve dayanışma merkezi de açacağız. Tabii ki kadın erkek ayrımı yapmıyoruz. Yaşlı danışma ve dayanışma merkezi hizmetlerinde de yine profesyonel meslek elemanları onlara hizmet verecekler. Evde sıcak yemek hizmetlerimiz var yaşlı kadın ve erkeklere yönelik. Yani çünkü yaşlı bakımı, çocuk bakımı, engelli bakımı deyince kadınlar geldiği için akla herhalde biraz onların işini kolaylaştıracak. Kolaylaştırmak adına yapılan şeyler ve hani hiçbir şeyi, desteği alamıyorsa hiçbir yerden belediye elini uzatıyor bu insanlara ve sıcak yemeklerini götürüyor. Evde bakım hizmetini sağlamak için programlarımız var, projelerimiz var. 2016'da hayata geçireceğimiz. Müdürlüğümüz yeni kurgulandığı ve kurulduğu için aslında adım adım ilerliyoruz.
bu anlamda. Şimdi buradaki tartışma şu, yani dönüp baktığımızda aslında her belediye özellikle seçim dönemlerine yakın süreçlerde işte neler yaptığına ilişkin bir takım bilgilendirmeler yapar. Şunu yaptık, bunu yaptık, ötekini yaptık falan. Buradaki biraz tartışma şöyle bir tartışma oluyor. Bu hani biz yaptık size buyurun hediyemiz mi yoksa gerçekten bu sizin hakkınız biz yapmakla yükümlüyüz meselesi. Biz hak temelli çalışıyoruz. Nedir mesela hak temelli çalışıyor olmakla hani diğeri böyle bir yardım şeyiyle çalışıyor olmak arasındaki farkı siz nasıl ortaya koyuyorsunuz? Biz daha profesyonel çalıştığımızı düşünüyorum açıkçası ve profesyonel çalışırken de lütuftan ziyade insan hakkı odaklı çalışmak gerektiğini düşünüyoruz. Bir insanın bir desteğe, sosyal destek olabilir, psikolojik destek olabilir, başka bir şekilde desteğe ihtiyacı olabilir. Onun hakkıdır. Asla belediye bunu lütuf olarak algılamaz. En azından Şişli Belediyesi'nde biz böyle çalışıyoruz. Hak temelli çalıştığımız için de yüksünmek tırnak içerisinde söylüyorum. Yüksünmüyoruz. Bu insan bunu hak ediyor. İhtiyacı var ve tespit edilmiş bir durum var ortada. Bu durumun, bu sorunun giderilmesi gerekiyor. Kim yapmalı? En yakınında kim var? Yerel yönetimler var, belediye var ve belediye elini uzatmalı. Bu mantıkla hareket ediyoruz açıkçası. Senin var mı Zeynep? Şöyle bir şey var. Şimdi bilgi nereden toplanıyor diye sordun ya Seyda. Aslında bilgi sokakta. Yani bilgi sokağın tam da göbeğinde. Yani kadın örgütleri evet mesela daha görünür kıldı ya da sistematikleştirdi bu durumu ama aslında o bilgi biz kadınlarda vardı. Ya yani o bilgi tam da sokaktan geliyor. Biraz buna bakmak gerekiyor. Belediye de aslında temas noktası çok fazla olan bir birim. Bunlardan bir tanesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve bunun içerisinde başvurular geliyor. Tabii çokça her aslında, gün yüzlerce insanla evet, karşı karşısınızdır. Yani hiç kitap açıp okumaya gerek yok. O insanlar zaten kitap. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla talebi ne? Gerçekten açıksak bizim bu kadar sınırımız var. Ben bunları yapabilirim, bunu yapamam demek değil. Hayır, bakayım, dinleyeyim ve bu da olabilir. Şunu da geliştirebilirim. En iyisini yapayım aslında. Ara ara nabız yoklaması da yapıyoruz, özür dilerim. Hani ara ara küçük anket çalışmaları yapıyoruz. Toplum merkezine gelen kadınlar üzerinden de. Hani hizmeti iyileştirmek adına nedir talepleriniz ya da ne tür hizmetler sizi mutlu eder, memnun eder, hayatınızı kolaylaştırır gibi. O anketlerden gelen cevaplar da bizi yönlendiriyor. İhtiyaç analizi aslında bir anlamda. İhtiyaç analizi üzerinden gittiğimizde de programlarımızı kurgulamamız çok daha kolay oluyor. Onların isteğini de yerine getiriyor. Somut çünkü belli yani. Aynen, kim ne öyle. İstiyor? Aynen. Şu an sokakta talebini ileten vatandaş nasıl söylüyorsa anketlerimizde de o sonuçlar çıktığında biz o hizmeti ayaklarına götürüyoruz. Ama arada tabii ki şeyler de çıkabiliyor. Yani planlanmamış talepler de çıkabiliyor. Buna karşı da açık ve esnek olmak çok çok önemli. Yani örneğin şöyle bir örnek vermek istiyorum ben size. İşte şizofreni dostu, şizofreni gönülleri derneği var. Dostu gönülleri der. Yani dostu yanlış söylediğinizi pardon affedersiniz diyeyim hemen buradan arkadaşlardan. Bir süredir dernek üyeleri için meslek yani öncelikle Büyükşehir Belediyesi'nden aslında aldıkları bir destek varmış. Ancak süreç içerisinde bu kesiliyor maalesef ki. Ve bugün Şişli Belediyesi'nden talep ediyorlar. Şişli Belediyesi halk eğitimden birlikte bu desteğin sağlanması için aracılık yapıyor. Ancak şöyle bir sıkıntıyla karşı karşıya gelinmiş. İşte maalesef şizofreniye karşı birçok hastalığa karşı olduğu gibi duruma dair olduğu gibi insanlara, mültecilere, kadınlara, sakatlara, bütün bu kesimlere olduğu gibi şizofrenilerle ilgili de ön yargılar var. Bunun bu ön yargının oluşturulmasında maalesef ki medyanın da çok büyük bir etkisi var. Yani şizofreni hastası olan bir iki kişi cinayet işlediğinde ya da bir sakatlanma yarattığında bunu manşetlerinde en yüksek dereceden duyururken yani erkekler her gün kadınları öldürüyor ama insanlar erkeklerle yaşamaya yani herkes birbiriyle yaşamaya devam ediyor. Ama şizofrenilere karşı böyle bir tepki var. Dolayısıyla biz burada şöyle bir şey düşündük. Acaba burada bir adım öte yani çok yeni çıkan bir durum ve esnek olmak
ne yapabiliriz? O zaman belki bu meslek eğitim elemanlarına karşı bir farkındalık eğitimi gerçekleştirebiliriz. Yani çünkü bir ön yargı var ve o ön yargının kırılması o hizmetin en iyi şekilde alınmasının olanağını yaratıyor. Yani sadece somut ihtiyaç şu 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 kalemler, buyurun bu kalemleri ben size verdim, hadi benim sizinle işim bitti değil. Yani eğer hak temelliyse o zaman hani esas olarak orada hani o karşıladığımız şeyin sürdürülebilir olması nasıl mümkün olacak? Belki bunu konuşmaya çok ihtiyacımız var. Zaten kadınlara hep bir sosyal yardım şeyi böyle bu seferlik olmasının en önemli kusurlarından bir tanesi bu. Verdim gitti hadi bakalım diye gönderme durumu. Aslında konuşacak çok meselemiz de var. Şimdi ben kısacık bir görüntü izletmek istiyorum. Belediyeden belediyeye farklı oluyor tabii. Şişli Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri bu biçimiyle aktarıyoruz ama örneğin hani aynı partinin farklı belediyeleri, aynı partinin farklı illerdeki o örgütlenmeleri farklı tutumlar alabiliyor. Biz de bunları dile getirmek durumundayız. Tabii kadınların talepleri farklı ilerliyor çünkü. İzmir'e götüreceğiz sizi. Kadife Kare'yi biliyorsunuz. Çokça yoksul kadının yaşadığı yerlerden bir tanesi Kadife Kale. Ve kadınlar bu yoksulluğu kendi çabalarıyla çeşitli stratejilerle gidermeye çalışıyorlar. Bunlardan bir tanesi de mahalleye yakın boş bir alana bir tandır kurup o tandırla pişirdikleri ekmekle örneğin ekmek masrafını azaltmak. Ya da orada işte Kadife Kale'ye gelen işte turistlere o ekmekleri satarak birer liracık da olsa para kazanmak. Şimdi bu turistleri rahatsız ediyor diye ortadan kaldırılmaya çalışılan tandırlardan söz edeceğiz size. Kadınlar ne diyor peki? Bir de onu dinleyelim. İzmir Kadife Kale'de evlerinin yakınlarındaki boş arazilere tandır kuran kadınlar hem evlerin ekmek ihtiyacını karşılıyor hem de fazla yaptıkları ekmekleri 1 liradan satarak evlerine katkıda bulunuyorlar. Ancak geçtiğimiz günlerde zabıta ekipleri turistlerin rahatsız olduğunu iddia ederek tandırların etrafındaki brandaları yıktı. Ekmek yapan kadınlardan biri yaptıklarının kendi gelenekleri olduğunu belirterek şunları söylüyor. Biz bunun üzerinden de ekmek kazanıyoruz. Durumumuz kötü olduğu için yapmaya mecburuz. Buraya gelen turistlere ücretsiz verdiğimiz de oluyor. Turistler ya da herhangi birileri bizden rahatsız değil. Zabıta gelip öncelikle buradaki brandaları yıkmak istedi. Kötü bir görüntü oluyor diye. Kepçelerle gelip buradaki bütün brandaları yıktılar. Bir başka kadın köylerinden zorla göç ettirildiğini ve yıllardır karede yaşadığını dile getirerek şunları söylüyor. Eşim çalışamıyor, hasta. 6 çocuğumuz var. Biri dışında çalışan yok, diğerleri okuyor. Ben de hem evin ekmeğini sağlamak hem de biraz da olsa para kazanmak için yapıyorum. Bize tandırı bozacağız dediler. Ben de yıkarsanız çocuklarımı okutamam dedim. Biz yokken brandaları yıkmışlar. Bize tekrar geleceklerini söylediler ama bir zaman vermediler. Bunu konuşacağız. Nedir bunun anlamı? Bunu aslında belediyede de böylesi benzer kararların alınma mekanizmalarını da bilen kadınlar anlatsa bize iyi olur. İhtiyacımız var gerçekten de. Sadece bu değil. Örneğin barınma sorununun çözülmesi, örneğin bir yerde bir kentsel dönüşüm yapılacaksa oradaki kadınların fikrinin alınıp alınmaması, bütün bunlar çok önemli sorunlar. Biz bizim yaşadığımız yerle ilgili alınan kararlara ne kadar katılabiliyoruz sorusu önemli bir soru efendim. Bunu konuşacağız kısa bir aradan sonra. Haberler sonra tekrar biz. Ekmek ve Güldüğüm bugünkü konusu kadınların kent hayatına, toplumsal yaşama, ekonomik yaşama, kültürel yaşama eşit katılmasının yerel olanakları nasıl mümkün olur sorusuna cevap bulmak. Şimdi aslında zor bir soruymuş gibi görünüyor ama bu sorunun çok somut karşılıkları var. Bu somut karşılıklardan bir tanesi için Şişli Belediyesi çok önemli bir adım attı ve bir eşitlik birimi kurdu. Biz de bu birimin neler yaptığını, neler yapacağını, nasıl planlar yaptığını ve kadınlar için nasıl uygulamalarla
bu eşit yaşam koşullarını oluşturmak için adımlar attığını konuşuyoruz. Sevgili Yasemin Kotan ve Zelal Yalçın konuklarımız. Evet, şimdi biraz önce biz işte örneğin tandırla işte tandırda ekmek yaparak evinin ihtiyaçlarının bir kısmını kendi kendine karşılama yöntemi bulmuş kadınların kendileri dışında alınmış bir kararla o tandırların yıkılmasına öfkesini izledik. Şimdi çok basit bir şey var hayatımızda. Bizim mahallemizde, işte evimizin az ötesinde, işte kentimizde ya da daha geniş bir alanda alınacak bir karara ne kadar müdahale edebiliyoruz sorusu böylece aklımıza geliyor. Yani o tandır orada kalsın mı kalmasın mı? Artısı ne, eksisi ne? Buradaki kadına faydası ne, zararı ne? Bana kimse sormuyor ama yıkım kararı birileri tarafından alınıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani siz örneğin kadınları ilgilendiren, sizin biriminizi ilgilendiren kararları kadınlara nasıl danışıyorsunuz? Var mı ya da böyle bir yönteminiz, yolunuz? Aslında kent konsey sistemi diye bir şey var. Belediyelerde biliyorsunuz kent konseylerinde de kadın temsilcilikleri var. Bunlar üzerinden belediye meclisine getirilirse talepler değerlendirilebiliyor. Bunların böyle bir hakları var. Hı hı. Artı belediye yasası çerçevesinde ihtiyaçlar birimler üzerinden birimlere getirilirse birimler meclise talepleri sunabiliyor ve yerinde bulunursa karar onaylanabiliyor. Hani meclisin onayından geçmesi gerekiyor bazı çalışmaların, biliyorsunuz, hı hı, bazı hı. kararların. Hı hı. Sen ne dersin bununla ilgili? Kararlara katılmak, alınacak kararlara ben hayır öyle düşünmüyorum, şudur benim gördüğüm ihtiyaç diyebilmek eşitliğin en temel gereklerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir mesele var işte işin tam burasında, hani seçim sürecinde çok söyleniyordu, oy kimin verdiği değil kimin saydığı önemli diye. Şimdi burada da şöyle bir şey var, öneriyi kimin getirdiği değil kimin yapıyor olduğu önemli. Yani tam da bu noktada aslında bizim şunu çoğaltmamız gerekiyor. Kadın yöneticiler, karar mekanizmasındaki kadın sayısı ve uygulayıcı kadın sayısını arttırmak gerekiyor. Bunu arttırdığınız noktada aynı dili konuşan insanlar çoğalmış oluyor aslında. Yani kadınlar bir talepte bulunuyor, evet. Çeşitli mekanizmalar var, evet. Ama acaba orada ne kadar öncelikli olacak bu? Onun fikri takibi ne kadar yapılacak? Ne kadar gerçekten evet bu can yakıcı bir konu ve hayata geçirilmesi gerekiyor denilecek sorusu tam o noktada işliyor. Dolayısıyla hakikaten kadın yönetici, ama bunu tabii ki biyolojik cinsiyetle de sınırlamak istemiyorum. Kadın bakış açısına sahip olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Bu farkındalıkla kadın yönetici sayılarının, karar mekanizmasındaki kadınların ve uygulayıcı kadınların artmasını önemli buluyorum ben açıkçası. Yerel yönetimlerin bu anlamda da bir dönüşüme tabi olması gerekiyor. Ben diliyorum ki Yasemin Hanım'ı klonlamak pek mümkün olmayacak diye. O teknoloji, yani bunu hani bir güzelleme olsun diye söylemiyorum. Hakikaten samimiyetle hem alanda çok ciddi birikimleri olan hem de bu anlamda kadın bakış açısıyla çalışmalarını yürütmekte olan bir yöneticiyle beraber olmak ayrıcalık. Yani bunun altını çiziyorum, ayrıcalık yani. Peki. Bir önemli konu da engellilerin hayatı tabii ki. Yani sosyal hizmet deyince akla gelen ilk kesimlerden bir tanesi oluyor. Çünkü hayat koşulları o kadar zorlaştırılmış durumda ki hani çok kapsamlı bir takım hizmetlerin sunulması gerekiyor. Ve engelliler deyince de yine kadınların bakımı devreye girdiği için bizim konuşmaya çok ihtiyacımız var. Kocaeli'de biz pazarda mikrofon uzattığımızda kadınlara aralarından bir tanesi özellikle engelli çocuğunun bakımı konusunda ne kadar zorluk yaşadığını anlatırken öne çıktı. Biz de o röportajı ayırdık. Çünkü bu memlekette aslında çokça sayıdaki engellinin bakımıyla sorumlu olan kadının yaşadıklarını özetliyordu anlattıkları. Bir kulak verelim. Sonra acaba Şişli Belediyesi'nin bu noktada hani özel olarak yaptığı şeyler var mı? Örnek oluşturacak uygulamaları var mı? Bir de onlara bakalım. Onları dinleyelim isteriz. Hizmetlerimiz baya yok gibi. Kaldırımlarımız çok yüksek. Engellilerimize saygısızca davranılıyor. Ve özellikle benim şikayetçi olduğum şey minibüsçülerden çok şikayetçiyim.
Yani yazdığım dilekçelerin Ulaşım Daire Başkanlığı'na haddi hesabı yok yani. Bir birey engelli ailesi olarak bu konuda çok muzdaribim. Ne gibi hizmete gelince yani gözle görülebilecek pek hizmet ben göremiyorum. Hep yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. AK Partili değilsen açıkça söyleyeyim. Bazı şeylerden yozlaştırılıyoruz biz. Peki Gülay Hanım, siz aslında anlattınız. Engelli bir çocuğa sahip aileyiz dediniz. Evet. Hani belediyeler bu konuyla ilgili çalışma yaptığını söylüyorlar. İşte gerek afişlerinde, yasalarında, kanunlarında. Ben göremiyorum ama. Maalesef ben göremiyorum. Daha yazın işte başında ben pazar arabasıyla belediye arabasına bindim. Bizim orada Körfez kenti ikinci etapın önünde. Şoför bey pazar arabasını görünce kartı bastım. Oğlumun ücretsiz kartı var. Ben bu çocuğumu hiç pazara çıkaramayacak mıyım? Hiçbir yere gidemeyecek miyim? Sadece doktora giderken bu kartları kullanabileceğimi söylüyor. Yani eğer devlet bana bunu vermezse bu çocuğum da yanındayken ben şoförün hakkını yemiyorsam şoför de benim hakkımı yiyemez. Benim bu çocuğum hiçbir şeyden anlamıyor zannediyorlar ama benim bu çocuğum her şeyi algılayabiliyor. Çünkü eğitim görüyor. Genelde ben eve kapatmıyorum. Her yeri beraber gidiyoruz. Her şeyi biliyor. Ve bu çocuğum o gün arabadan indim. Plakasını aldım. İnanır mısın? Anne ceza ver dedi. Yani bir anne olarak tabii ki bu benim kalbimi kanatıyor. Ve genelde engellilerin sağlık konusunda çok muzdaribiz. Şimdi şu anda mesela ben İstanbul'a gideceğim. Sanki benim burada şey yokmuş gibi. Annem bir dakika. Sanki burada diş fakültesi yokmuş gibi. Ben gideceğim Göztepe Hastanesi'nin oradaki Kartal'ın verdiği diş sağlığından yararlanıyorum. Kocaeli'de var çok güzel bir şey ama gel gör ki hizmeti alamıyorum. Yani engellere mi hizmeti yok buradaki hastanenin? Ya ben kendimden sorumluyum. Ben hizmeti alamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben alamıyorsam düşünün. Benim çocuğum bu seçimde değil, bir önceki seçimde bir ay öncesi gittim dişi ağrıyor ve çocuğuma 4 ay sonrasına gün verdi. Yani düşün bunun hem öncelik hakkı var hem engelli. Çünkü derdini de anlatamıyor. Ne olacak? Ancak bir takım kişileri araya koyunca bir hafta sonra o sıra geldi. Niye? İlla yani arkanda dayın mı olması lazım? Ki ben bunu hiç sevmiyorum. Gerçekten sevmiyorum. Çünkü normal bir vatandaş nasılsa benim çocuğum da o haklara sahip olmasını istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Peki Gülay Hanım, siz kendiniz için yani belediyenin evet engellilere, çocuklara da hizmet vermesi gerekiyor dediğiniz gibi ama kadınlara özel olarak sizce ne gibi hizmetler vermesi, siz ne istersiniz? Ya ben ne isterim? İş konusu isterim. Yani iş eğitimi verilsin isterim. Ben şimdi engelli annesiyim, çalışamıyorum. Niye? Çünkü çocuğumu bırakabilecek bir yerim yok. Öğleden sonra okula geliyor. Öğleden sonrası bununla geçirmek zorundayım. Bir işveren de sabahtan öğlene kadar hangi iş yeri kabul eder? Mesela bir iş yeri, öyle bir iş yeri olsun ki bu çocuklarımızı oradaki kreşler olsun, yani oyun evleri olsun. Bunlarımız hiç yok. Sadece gelin çalışın. Gelin çalışın da ben bu çocuğu eve hapsedemem. Öyle değil mi ama? Edemeyeceğim için de çalışma imkanım da sıfır yani. Çok somut anlatmış arkadaşımız durumu. Ulaşım, sağlık, çocuğun aynı zamanda rehabilitasyonu için gereken bir takım hizmetler, eğitimi için gereken hizmetler, kendisi için iş. Ama işi için bir taraftan çocuğunun bakımının yapılabilmesi. Çok bütünlüklü şeyler bunlar gerçekten. Sizin engelliler için böylesi bir bütünlüğü karşılayacak var mı bir politik hattınız? Stratejik planımız da var. Az önce de belirttiğim gibi engelli gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezi hizmeti başlatmayı planlıyoruz. Hı hı. 2016 planlarımızın içerisine dahil ettik. Az önce söylediği şeyi aslında yapacağız. Çocuğunu bırakacak bize. Biz hem rehabilitasyonuyla hem oyunuyla hem işte fizyoterapi gerekiyorsa fizyoterapisiyle alacağı hizmeti alacak. Aslında özel rehabilitasyon merkezlerinde bunlar yapılıyor, alabiliyorlar evet. Ama saat sınırlaması var biliyorsunuz devletin sisteminde. Biz de kayıtlıyken de bu hizmeti alacak. Anne belki çalışacak, belki
kendisi nefes alacak, kendine çok zaman ayırabilecek, şey pazarına çok rahat gidip gelebilecek, komşusuna çok rahat ziyaret edebilecek, hastasını ziyaret edip gelebilecek gibi kolaylıklar sağlamayı planlıyoruz. Gündüz bakım evi aslında Alzheimer, Türkiye Alzheimer Derneği ile biz bu çalışmayı yapıyoruz. Burada da aslında hasta yakınını rahatlatmak, gündüz bakım evine aldığımız hastaları rehabilite ederken esas amaçlardan bir tanesi hasta yakınını rahatlatmak. Daha çok da gene kadınlar üzerinden bakım hizmeti gittiği için kadına zaman ayırabilmek. İşte hastanesine gidebilsin, çalışıyorsa yarım zamanlı belki çalışabilsin, çocuğu varsa çocuğuna daha rahat zaman ayırabilsin hastasını bize bıraktığında, gündüz bakım evine bıraktığında. Aslında onların yaşamlarını kolaylaştırmak adına bu hizmetleri yapıyoruz. Bunu engelliler için de yapacağız. Engelli dernekleriyle beraber çalışıyoruz ve politikaları beraber üretiyoruz aslında. Planlamalarımızın arasında bunlar var. Daha ilerleyen zamanda daha geniş çaplı projelerimiz var ama somut olarak 2016'da bu hizmeti hayata geçirmeyi planlıyoruz. Evet, şimdi aslında bizim memlekette işte engelli, işte kadın, LGBTİ, işte ne bileyim sosyal güvencesi olan olmayan, çalışan çalışmayan, işte sokağa çıkabilen çıkamayan filan gibi bir sürü hani ayrımla karşı karşıyayız gerçekten de. Dönüp baktığımızda hani bütün bu ayrımların ortadan bir anda kaldırılması çok kolay bir iş değil ama bir yerden başlamak gerekiyor yani. Örneğin bizim memleketimizde en çok propagandası yapılan şeylerden bir tanesi herkes sağlık hizmetinden faydalanabilir. Ama bugün bizim televizyonumuzun kurulu olduğu yer işte hastanelere falan da çok yakın. Ne zaman oralardan geçiyorsak bizi birileri durdurup böyle kameranın önünde nasıl daha sağlık hizmetlerinden faydalanamadıklarını örneğin anlatıyorlar. Buna ilişkin sizin var mı hani bir takım adımlarınız? Sağlık meselesi kadınlar için gerçekten çok önemli bir yerde duruyor çünkü. Ne dersiniz Elam? Şimdi biz sosyal güvencenin dışında kalan en önemli kesimlerden bir tanesi aslında yani güvencesiz alanda olan en önemli kesimlerden bir tanesi kadınlar, bir tanesi LGBTİ bireyler. Yani bunu yurttaşı, kentli yurttaşı ayırmamakla beraber şöyle bir yaklaşım var belediyenin. Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün sigortalı ve sigortasız, yani sosyal güvencenin altında olmayan bireylerinde hizmet alabildikleri sağlık merkezleri var. Artı anonim HIV testlerinin yapılabildiği özel günlerimiz var. Anonim olmasının önemi nedir? Damgalanmamak. Yani toplumda bugün işte ben HIV pozitifim demiş olsam yanım otobüste dahi yanıma oturmayacak insanlar var. Oysa ki HIV pozitifli olmak böyle bir korkunun salınmasına gerek veren bir durum değil. Tamamıyla bilinçli olmamakla ilişkili bir durum. Dolayısıyla da bu kişilerin damgalanmaması, ayrıca ayrımcılığa ve dezavantajlı bir duruma düşürülmemesi için bu durumun anonim yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve bu hizmeti Şişli Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü altında sağlanıyor. Şöyle bir parantez açmak istiyorum. Maalesef eskiden bu Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyordu. Bugün bu kalkmış durumda. Bu ilçe sınırları içerisinde Şişli Belediyesi yapıyor ama kuşkusuz ki ihtiyaç Şişli ile sınırlı değil. İlla ki Şişli Belediye sınırlarında mı oturmak gerekiyor? Peki hayır, bütün bu saydığınız hizmetlerden faydalanmak için? Şöyle söyleyeyim, HIV testi için bu destek sağlanıyor. Anonim HIV testi için bu destek sağlanıyor. Yalnız şunu görmek gerekiyor Seyda. Yani şimdi az önce hani engellilerle ilgili düşünürken de, kadınlarla ilgili düşünürken de resmin bütününe bakmak gerekiyor. Yani sınırlı kaynak meselesini tırnak içerisine alıyorum bir yandan. Çünkü bazı belediyeler için kaynaklar sınırlı, bazı belediyeler için ise kaynaklar sınırsız. Yani dolayısıyla bunu tırnak içerisine alarak konuşmama devam edeceğim. Bir sorun, toplumsal bir sorun ya da kente dair bir sorun ilçelerle hiçbir şekilde sınırlı kalmıyor. Yani bir engelli Şişli'de yaşıyorsa Beyoğlu'nda çalışabilir, Beylikdüzü'nde çalışabilir,
İşte hiçbir mahallesinden dışarı çıkmayacak Bağcılar, insan yani. Evet, Bağcılar da çalışabilir. Ya da işte ne bileyim ben hastaneye gidecekse ya da eğitimini alacaksa ya o ilçe sınırları içerisinde kalmıyor. Hı-hı. Dolayısıyla hareket ediyor ve zaten de kenti kullanıyor olabilmesi gerekiyor bütünlüklü olarak. Artı engelli araçlarımız da var. Hani talep edildiği takdirde bir yerden bir yere götürülme, okula götürülüp getirilme, yüzmeye götürülüp getirme, rehabilitasyon amaçlı çalışmalarda destek veriyoruz. Hı hı. Yani böyle bir bilgiyi de paylaşmak. Ama yanı sıra da işte bütün aslında Büyükşehir Belediyesi'nin bu gözlükle kente bakıyor ve planlıyor olması gerekiyor. Hı hı. Belki bir yerde yapıldığında biz de bu demek ki istense olabiliyormuşu kolaylıkla ortaya çıkarabiliriz. Çünkü konuşuyorduk biz hani arada izleyicilerimizle de paylaşalım onu. Hani bütün bunlar demek ki yapılabilir istenirse gibi bir şeyi de doğuruyor. Tabii biz çünkü yani. Hani belediye eşittir işte su faturasının bilmem neyin falan ödendiği çöplerin toplandı. Buraya sıkıştırılmış durumda bitti olduğumuz artık için. Bu. Yani bu evet yani kentin bir dönüşüm problemi var. Hala da tabii ki o altyapı sıkıntılarının olduğu hala bir süreç var. Ama belediyecilik denildiğinde artık birçok kavramı bir arada düşünmek zorundayız. Hı hı. Toplumcu belediyecilik, eşitlikçi belediyecilik, sosyal belediyecilik, bütün bu kavramlar çerçevesinde belediyecilik hizmetlerini düşünmek zorundayız. Hı hı. 80 sonrasında Türkiye çok büyük bir dönüşüm yaşadı ve dezavantajlı kesimler ve kentin ötekileri çoğaldı. Hı hı. Yani bu ötekilerin bir şekilde dahil olması gerekiyor. Tam kent noktada yaşamında. Göçmenler için de var mı bir şey, bir politikanız onu da sorayım. Evet. Siz ikiniz de cevap verebilirsiniz. Çok önemli bir sorun. Yani hani çok nasıl denir en amiyane tabirle kanayan yara diye ifadelendiriliyor. Herkesin böyle bir vicdan duygusu kabarıyor ama somut ne yapılıyor sorusunun bir cevabı yok. Gerçekten de siz neler yapıyorsunuz? Aslında devletin de bir politikası yok gibi bir şey maalesef. Biz belediye olarak çok yakın bir zamanda göç birimimizi de kurduk ve çalışmalarımıza başladık. Şu an hazırlık aşamasındayız. Biz göçmen rehabilitasyon ve entegrasyon merkezi gibi daha tam adını koyamasak bile bir çalışmanın içerisindeyiz. Şişli Rotary Kulübü ile beraber bir proje hazırlığındayız. Yaz döneminde sanırım fiil olarak hayata geçmiş olacak bu çalışmamız. Onun ötesinde göçmenlerle hani sosyal yardım kapsamında bir nebze çalışabiliyoruz. Çünkü onların yasal prosedürleri var, statüleri var biliyorsunuz. Evet. Statülere uygun olanlarla çok rahat çalışabiliyoruz ama destek verebiliyoruz. Olmayanlarla daha gönüllülük ve bağışlar üzerinden çalışma yürütmeye çalışıyoruz. Bu noktada herhalde bir destek talebiniz olur. Tabii ki. Tabii ki sosyal marketimizi açmak üzereyiz ve sosyal marketimize bağış almaya hazırız. Sosyal market nedir? Sosyal markette yine vatandaşların, sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşların taleplerinin karşılanabileceği bir market. Ayakkabıdan giysiye, ev eşyasına kadar her şeyi bulabilecekleri bir yapılanma. Bundan faydalanmak için ne gerekiyor? Şişli sınırları içerisinde olup sosyal yardıma ihtiyacının olduğunu sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenmiş olması gerekiyor. Yani böyle bir talepte bulunduğunda siz sosyal hizmet görevlilerini bu tespiti yapması için gönderiyorsunuz. Sosyal inceleme sonrasında böyle bir yardım kararı çıktığında bunları açıyorum çünkü aslında bizi izleyenlerin de böylesi somut bilgilenme talepleri oluyor. Nasıl faydalanacaklar sorusu. Bir tanesini ekrana getirelim. Mesela Alzheimer'lı arkadaşlarımız için bir soru vardı. O soruyu sormuş bulunduk ama gene de görelim. Alzheimer hastalarının bakımını devlet hasta yakınlarına bırakmış durumda diyor izleyicimiz. Çok zor durumda bırakıyor aileler. Bu konuda neler yapıldığını sormuş bulunduk. Aslında, bunu cevaplamış şöyle olduk. Şöyle bir katkı yapayım ben o soruya. Yani maalesef aslında birçok dezavantajlı kesimi aile içerisinde bırakılmış durumda. Yani Türkiye'de sosyal hizmetin çökmüş olması ve yani dışarılıyor olunması aslında işte o kentin ötekilerini daha da bir öteki haline getiriyor. Yerel yönetimlere bu anlamda çok büyük iş düşüyor. Zaten yapılanma içerisinde de artık böyle bir tanımlama geliyor peşi sıra. Ancak işte burada tam da kaynak meselesi ve kaynakların nasıl paylaşıldığı, nasıl bölüştürüldüğü meselesi en ciddi ve en somut sorun halinde aslında. Evet, kadınlara kaynak ayrılması en önemli taleplerimizden bir tanesi. Şimdi
izninizle ben bugünün aslında anlamına ilişkin bir görüntü paylaşacağım izleyicilerimizle. Biliyorsunuz Ankara katliamının üzerinden tam bir ay geçti. Belki memleketin en acı aylarından bir tanesiydi bu. 102 insanın hayatını kaybettiği bu katliamın sorumlularının henüz açığa çıkmamış olması, bununla ilgili hala bir hesap verilmemiş olması ve seçim derken, şu derken, bu derken böylesi bir katliamın gözlerden ırak haline getirilmesi gibi bir meseleyle karşı karşıyayız. Ama biz kadınlar katliamın aslında hedefinde olduğumuzu, barış isteyen kadınların da bu katliamın hedefinde olduğunu biliyoruz. O yüzden bu katliamı unutturmamak için de işte ayının dolmasını beklemeden pek çok yerde katliamla ilgili etkinlikler yapıyoruz. Antalya'ya götüreceğiz sizi. Şimdi 102 insan hayatını kaybetti. Bakmakla yükümlü oldukları çocuklar, aileleri, geçim derdiyle hala baş başa olan insanlar bir yandan bu katliamda kaybettiklerinin acısını yaşarken diğer taraftan bir hayata tutunma mücadelesi veriyorlar biliyorsunuz. Keza yaralananlar da öyle. Pek çoğunun proteze, pek çoğunun sağlık masraflarının karşılanmasına, pek çoğunun maalesef devlet tarafından onlara fatura edilen bu sağlık harcamalarının bir dayanışmayla çözülmesine ihtiyaç var. İşte Emek Partisi bununla ilgili bir dayanışma kampanyası başlatmıştı ve Antalyalı kadınlar da kadınların özel olarak neler yapabileceğini konuşmuş, paylaşmışlar ve bir kermes düzenlemişler efendim. Çok önemli bir adım olduğunu düşündük biz de. Sizinle paylaşmak istedik bir fikir olsun diye. Antalya'ya gidiyoruz şimdi. Merhabalar, hoş geldiniz. Yardım kendisi de hoş geldiniz. 4 çeşit tatlı tuzlu 5 lira. Buyurun. Merhabalar, yardım kendisi de hoş geldiniz. 2 lira. Evet. Veriyoruz, öyle sıkılıyor. İlk defa sana indirim yaptı. Ankara katliamında yaralanan yoldaşlarımız için biz de Antalya'da kermes başlattık kadınlar olarak. Bugün burada herkes bir şeyler yapıp getirdi. Amacımız hem burada barışı anlatmak, gazetelerimizi dağıtıyoruz, bildirilerimizi dağıtıyoruz. Hem de yaralı yoldaşlarımız için de tüm gelirini, etkinlikleri onlara göndereceğiz. Böyle bir dayanışma içerisinde yapacağız. Sen
Evet, benzer etkinlikler, bu unutturmama çalışmaları eminim Türkiye'nin dört bir tarafında devam ediyordur. Antalyalı kadınların yaptıkları sadece onlardan bir tanesi diye belirtelim, söyleyelim efendim. Aslında memleket öyle korkunç zamanlardan geçiyor ki işte eşitliği konuşmak, bunun nasıl tesis edileceğinin tartışmasını yapmak, belediyelere düşen görev ne, şuna buna düşen görev ne, bunları konuşmak lüks gibi görülüyor hakikaten de, ama hani hiç de lüks değil. Barış mesela nasıl bir lüks değilse bu memlekette, hani bütün bu eşitlik koşulları, ki barış olmadan eşitlik olmayacağını da çok iyi biliyoruz. Bütün bunları konuşmak da bir dert, bir tasa bizim için. Sizin var mı bu yapılanlara ilişkin söyleyecek ben sözünüz? Ben çok anlamlı buldum açıkçası. Çok da duygulandım. 102 cana mal oldu maalesef. Hı hı. Türkiye'de yaygınlaşmasını ve bu mağdurlara diyeceğim destek verilmesi, tabii ki biz de canı gönülden destekliyoruz. Biz de belki şey yapabiliriz. Böyle bir çalışmanın içinde olabiliriz diye düşünüyorum. Evet, bu çok önemli gerçekten. Değilse bu dayanışmasız altından kalkılabilecek bir şey değil. Mesele değil gerçekten de. Şimdi ben arkadaşlarımdan günün rakamını ekrana getirmelerini rica edeceğim. Aslında bugünün rakamını maalesef her ay böylesi bu dönemlerde vermek durumunda kalıyoruz. Öldürülen kadınların bilançosu. Bu ay 25 kadının öldürüldüğünü Biyanet açıkladı. Biyanet bunları tabii özellikle medyaya yansıyan rakamlardan ortaya koyuyor. Yani bir kadın öldürüldüğünde, bir katliama uğradığında 3. sayfalara düşen haberlerle maalesef biz onları takip ediyoruz. Kim bilir daha ne hikayeler var, ne kadının hikayeleri var. Bütün bunları bilemiyoruz. Biliyor musunuz, devlet de aslında rakamları doğru düzgün tutmadığının itirafını daha 3 gün önce yapmıştı. Günün rakamı 25 efendim. Yalnızca Ekim ayında katledilen kadın sayısı bu. Şimdi aslında bakarsanız bu 25 kadın içerisinde 3 kadının failinin, cinayetinin failinin henüz bulunamadığını, 2 kadının intihar ettiğinin öne sürüldüğünü ama bunların şaibeli intiharlar olduğunu ve kadınların %22'sinin, yani 25 kadının %22'sinin boşanmak istediği için ya da ayrılmak istediği için öldürüldüğünü ya da birinin birliktelik teklifini kabul etmediği için öldürüldüğünü söylemek oldukça önemli bir bilgi. Yani kadınlar biz öldüren sevgi istemiyoruz diyorlar çokça, biliyorsunuz. İşte bu rakamlar öldüren sevgi ne demek biraz onu da gösteriyor. Bir rakam daha, 2015'in ilk 10 ayında 236 kadın öldürüldü. Bunlar sadece rakam değil aslında, her biri bir yaşam. Her birinin sevdikleri var, her birinin hayalleri var, her birinin yaşama dair umutları var ve bu rakamlar maalesef birer anıt olarak kadınların mücadele hanesine de yazılıyorlar. Evet, Zelal'e döneyim ben. Bu rakam çok büyük bir rakam. 25 kadın, yani her gün bir kadının öldürüldüğü bir tablodan söz ediyoruz. Fazlası da eminim ki vardır. Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek eşitlik açısından çok önemli bir yerde duruyor gerçekten de. Morçatı'daki deneyiminden de sen bunu çokça ifade ediyorsun bize. Ne söylemek istersin bunlara ilişkin? Yani şunu aslında sanırım söylemek istiyorum sadece. İnsanlar otursunlar ve bugünden itibaren 25 gün saysınlar. Ve her gün en yakınındaki bir kadının öldüğünü düşünsünler. Ve belki işte tam da o noktada o 25 günün sonunda hayatımızın içerisinde olan, en içerisinde olan 25 kadının yokluğunda bu rakamın neyi ifade ettiğini belki tam olarak o zaman anlayabileceğiz. Yani rakam olmanın ötesine böyle bir empati süreciyle belki geçilebilir. Ben bugün hayatımdaki en yakın çevremdeki 25 insanın olmadığını düşündüğümde işte annemin, çalışma arkadaşlarımın, ondan sonra çok sevdiğim kuzenimin, en yakın arkadaşlarımın yokluğunu gördüğümde aslında ya bu hakikaten çok 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 korkunç bir şey. Ve gittikçe maalesef ki mekanizmaların da daraltıldığını, kadınların gittikçe aslında ev içerisine, o ev içerisindeki maalesef cenderenin içerisine
sıkıştırıldığını bizzat yaşıyoruz. Yani aslında baştan beri konuştuğumuz bu hizmetlerin yapılamıyor oluşu, evet, kadınların şiddete mahkumiyetini de çokça arttırıyor galiba. Biz mesela nerede bir program çekmeye gitsek, mahallelerde filan, mesela kadınlar yıllardır şiddet görüyor ve yarın bir gün öldürülmeyeceğinin garantisi olmadığını kendisi de ifade ediyor. Niye o cendereden çıkamıyorsun sorusunun cevabı çok basit. Ne yapacağım ki ben tek başıma, hayatta duramam. Bir farkındalıkla ilgili de bir durum var tabii ki. Şöyle bir şey ki ben Mor Çatı deneyimlerinde şunu çok fazla gördüm ki işte hani az önce en başta programın başında söylemiştim ya, hayatı kadınlar örgütlüyor ve sürdürüyor diye. Maalesef bir Marx'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Ezilenlerin en büyük, egemenlerin en büyük silahı ezilenlerin aklıdır der Marx. Ve maalesef kadınların bilincinin çarpıtılmış olması, yani erkek egemen zihniyet tarafından çarpıtılmış olması kadınları o cenderin içerisinde tutan başka bir nokta oluyor. Yani bakıyorsunuz kadın hayatı sürdürüyor. Belki iğne oyası, belki işte dantel işi, belki işte temizlik işi. Hakikaten o hayatı o kadın sürdürüyor. Ama maalesef toplumun içerisindeki o baskı, başında erin olmadan yaşayamazsın, kalamazsın, nefes alamazsın söylemi o kadını o ekonomik koşulların dışında bir şekilde oranın içerisine hapsediyor. Dolayısıyla kadın dayanışması çok önemli. Bütün bu yerel yönetimlerin veya devletin hizmetlerinin belki bir adım öncesinde kadın dayanışması ve kadınların farkındalığı çok çok önemli. Evet, kadınların farkındalığını gerektiren bir konuyla ilgili günün sözünü söyleyeceğiz bugün efendim. Bugün bir sıradan hayatlar yaşıyorken ve o sıradan hayatların zorluklarıyla baş etmeye çalışıyorken Silvan'da bugün aslında kadınlar çok daha başka bir hayatı, savaş koşullarında sürdürülmek zorunda olan bir hayatı yaşıyorlar. Silvan'da neler oluyor, kadınlar neler söyleyecekler, günün sözünde ona bakalım. Tam 8 gündür Silvan'da bir abluka var efendim. Daha önce Cizreli kadınların bu polis ablukası altında neler yaşadığını Barış İçin Kadın Girişimi'nin Cizre'yi ziyaretinden sonra aktardıklarından öğrenmiştik. Ayrıca Cizreli kadınlar da programımızı anlatmışlardı. Şimdi aynı şeyler Silvan'da yaşanıyor. Bakın biz hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz büyük zorluklarla ve bütün bu zorluklar omuzumuza bir yük olarak bizi eziyor, bizi aslında yok edildiğimiz bir hayata mahkum ediyor ve kulağımızı kız kardeşimize kapatmamızın da en büyük sebeplerinden biri oluyor. Kulaklarımızı açalım diye bu günün sözünü yapıyoruz efendim. Ve telefon attığımızda gazeteci meslektaşımız var, Şehriban. O 7 gün boyunca Silvan'da kadınlarla birlikteydi. Neler yaşandı, neler bitti bize özetlemesini rica edeceğiz. Şehriban, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, ne oldu 7 gün boyunca, neler yaşandı, kadınlar nasıl bir 7 gün 8 gün geçirdiler Silvan'da? Öncelikle Silvan'da bugün zaten sizin de dediğiniz gibi Teker Mescid ve Konak mahallelerinde sokağa çıkma yasakları 8. gününe girdi. Ve Silvan'da 6. sokağa çıkma yasağı uygulanırken direniş giderek büyüyor. Burada direnişin öncülüğünü kadınlar yapıyor. Bunun örneğini de yasağın ilk günlerinde yeğenini kurtarmak için kendini yeğeninin üstüne atan 55 yaşındaki İsmet Gezici'yi de verebiliriz. Keskin nişancılara rağmen ölümü göze alarak yeğeni Engin Gezici'yi kurtarmak isterken ikisi de keskin nişancıların hedefi olarak hayatını kaybetti. Ayrıca yasağın olduğu mahallelerde kadınların mahallelerini sahiplenmesi, yoğun bombardıman ve taramaya rağmen mahallelerinden çıkmaması dikkat çekiyor. Mahallelerde gıda eksikliği yaşanırken kadınlar aralarında komin yapıp evlerinde olan undan ekmek yapıp var olan yiyecekleriyle günlerini geçiriyorlar. Kadınlar keskin nişancıların tehlikesine rağmen tüm tehlikeyi göze alarak evler arası ekmek götürüp getiriyor. Ekmeğin olmadığı, erzağın olmadığı evlere ekmek ulaştırmaya çalışıyorlar. Burada devletin asıl politikası ise Teker, Konak ve Mescid mahallelerini insansızlaştırarak kendi denetini altına almaya sağlamaktır. Ama bunun farkında olan Silvan halkı ve kadınları
tüm yoğun saldırılara rağmen mahallelerini terk etmemekte kararlı. Bir diğer dikkat çekici nokta ise Silvan'da konuştuğumuz esnaf kadınlardan birine Silvan'daki olayları sorduğumuzda bize biz 90'lı yıllarda katledilen masum insanların çocuklarıyız. Bugün büyüdük ve karşılarındayız. Herkes bilsin ki bunca yıl nasıl direndiyse bundan sonra da direneceğiz dedi. İşte kadınların tepkileri böyle sonuna kadar direneceklerini asla hiçbir gücün, devletin hiçbir gücün direnişlerini kıramayacaklarını söylediler. Evet. Son olarak diyebileceğim yasağın olduğu mahallelerde erzaklar tükenmiş durumda. Elektrikler ve su yok. Hamile olan kadınlar zor durumda. Hastaneye götürüp getirilemiyor. Mahallelerle iletişim sağlanılamıyor. Yani diyebiliriz ki 3 mahallede bir halk katliam tehlikesiyle karşı karşıya ve ölüme terk edilmiş durumda. Yani evet. Bunun sesini duyurulması lazım. Peki aslında belki bu sesi duyan kadınlara, duymak isteyen kadınlara bir şey söylemek lazım Şehriban. Şimdi ekmeğin olmadığı, hamile kadınların hastaneye gidemediği, çocukların ölüm tehlikesiyle sokağa çıkamadığı bir ortamdan söz ediyoruz. Ve bütün bunlar güvenlik gerekçesiyle yapılıyor aslında. Bu kimin güvenliği, kadınların güvenlikten anladığı bu mu? Ve aslına bakarsan bugün barış isteği neden kadınlar açısından çok daha önemli? Silvan'da yaşananlar bunu gösteriyor belki de. Nedir kadınların farklı illerdeki kadınlara çağrısı acaba? Oradaki kadınların dediği yani biz her yerde olay olduğu zaman biz burada onlar için direniyoruz. Burada çok sayıda yani çok defa burada sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ama hiçbir yerde kadınlar sesimize ses olmadı diyorlar. Kadınların kendilerine destek vermelerini, diğer yerlerde yani küçük de olsa eylem yapmalarını istiyorlar. Evet. Çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Günün sözünü bugün Silvan'a ses ver diye verdik efendim. Silvan'a ses vermek bugün aslında bizim yaşadığımız her türlü zorluğun bir bahanesi olan o savaşa karşı da dur bakalım demek anlamına da geliyor. Biliyorsunuz Cizre'de kadınlar çocuklarının ölü bedenlerini buzdolaplarında saklamak zorunda kalmışlardı. 6 aylık bir bebeğin üstüne kapanarak annesi onu kurşunlardan korumak durumunda kalmıştı. Ve kadınlar bütün bunlara rağmen ısrarla bir sözü söylüyorlardı. Biz bunları yaşamak istemiyoruz ama herkes için barış istiyoruz diye sözümüz bugün o kadınlar için olsun efendim. Biz de bunlar yaşanmasın diye barış istiyoruz. Evet, günün sözünde hani ses versin kadınlar istemiştik ya, barış için kadın girişimi bu sesi elbette ki buralardan da yükseltiyor. Hemen ekrana getirelim. Kadınlar için ses veriyor olmalarını bir takım güzel cümlelerle ifade ediyorlar kadınlar. Silvan'da istikrar, silah sesleri, yıkılan evler, her yerde zırhlı araçlar demek. Savaş istikrarla sürüyor. Artık yeter, ablukayı kaldırın diyor barış için kadın girişimi. Savaş istikrarla sürüyor, ablukayı kaldırın. Kadınlar da istikrarlı bir biçimde barış istiyorlar sözünü. Böylelikle ekranlara getirmiş ve Silvanlı kadınların sesinin de buradan duyulduğunu, kendini yalnız hissetmemelerini gerektiğini de ifade etmiş olalım. Toplumsal barış çok ihtiyacımız olan bir şey gerçekten de. Bunun için galiba bir takım hani o ayrımcılığa, ön yargılara falan ilişkin bir çalışmaya da yapmaya ihtiyacımız var. Var mı sizin buna ilişkin bir araya gelmek, hani birbirimizi anlamak, dinlemek, bütün o ön yargılarla baş etmek için böyle önünüze koyduğunuz hedefler, kadınlarla yapacağınız buluşmalar var mı? Hem kadınlarla hem Şişli'de yaşayan diğer gruplarla. Şöyle ki Şişli aslında çok kültürlü bir kent. Çok kültürlü bir kent olması da bizim aslında bu tür çalışmaları çok daha rahat yapabileceğimiz anlamına geliyor. Azınlıklar var, Roman vatandaşlar var, şu son dönemde göçmenler var, LGBT'ler var ve dezavantajlı grup dediğimiz çocuk, genç, yaşlı, engelli her grubun bir arada yaşayabildiği bir kent Şişli. O nedenle de sosyal dışlanma ve ayrımcılığın önlenmesiyle ilgili aslında farkındalık yaratma çalışmalarımız da tabii ki olacak. Bu aslında eşitlik birimimizin görevlerinden bir tanesi.
somut olarak ilerleyen süreçte hani bizi takip ederseniz muhakkak göreceksiniz bu çalışmaları. Yerelde hem belediye içerisinden başlayarak aslında ön yargıları kırmak, birbirimize daha hoşgörüyle yaklaşmak, birbirimizi daha iyi anlamak, barış, birbirimizi tanıyınca daha kolay gelecek aslında. Birbirimizi daha iyi anlayınca gelecek. Kendi belediyemizin içinden başlayarak, çalışanlarımızla başlayarak topluma yaymayı düşünüyoruz. İşte kültür merkezlerimizde, toplum merkezlerimizde, gerekirse sokakta bu çalışmaları yapmaya başlayacağız yakın zamanda. Zelal'cığım, tabii bunun yöntemlerinden bir tanesi farklı kesimleri buluşturmak. Yani sadece barış için değil, şimdiye kadar konuştuğumuz farklı farklı pek çok mesele için hani aslında hepimizin bir araya gelme ihtiyacı var. Örneğin sizin çalıştığınız alanla ilgili çalışan bir sürü akademisyen var, üreten, bu üretilenleri kadınların hayatına değdirmek için uğraşan kadın örgütleri var. Yani tek tek insanlar var. Siz eşitlik biriminde tartıştığınız, konuştuğunuz şeyleri geliştirmek, hani buralardan faydalanmak için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani bu birikim var mı gözünüzde yani? Gözünüzü oraya diktiniz mi? Gözümüzü orayı çok fena dikiyoruz. Şöyle bir şey var. Şimdi biriktirilen her şey aslında topluma ait olan bir şey. Ve burada eşitlik biriminin yapması gereken en önemli noktaysa burada üretilmiş olan bilgiyi buraya uygulama olarak geçirebilmek. Dolayısıyla bir geçişkenliği sağlama noktası da olacak aslında eşitlik birimi. Bizim yani naçizane planlarımız içerisinde inşallah umuyorum ki yani hayata geçirebileceğimizi diliyoruz. Öncelikle yuvarlak masa toplantıları hedefliyoruz. Bu yuvarlak masa toplantılarında hak temelli çalışan örgütlerin bir araya gelmesi, kadın örgütlerinin, LGBT örgütlerinin, engelli, yaşlı, çocuk gibi konu ve mülteci konusunda çalışan örgütlerin bir araya geldiği her konu özelinde yapılacak olan çalışma toplantıları olacak. Yuvarlak masa çalışma toplantıları olacak. Bu toplantılardan çıkartmayı hedeflediğimiz işte hem taleplerin alındığı hem de önerilerin getirildiği bir noktadan yerel eylem eşitlik planımızı çıkartmayı hedefliyoruz. Sözü olan her kadın katılabilir mi bu tartışmalara? Sözü olan her kadın eşitlik birimiyle temasa geçebilir kesinlikle. Kesinlikle bunun garantisiyiz orada. Yanı sıra bütün bu bilgilerin süzülmüş olduğu hem akademide hem de sivil toplumda çeşitli bir noktalar var aslında. Bu hak temelli yaklaşımları biz sistematik olarak çalışmalarımıza yedirmek istiyoruz. Dolayısıyla da hedeflediğimiz bir danışma kurulu var. Yani biz bütün bu kesimlerden sürekli ve devamlı bir şekilde bilgi alışverişini, akışkanlığını sağlamak istiyoruz. Çıkartacağımız hem faaliyet planları hem stratejik yerel eylem eşitlik planları bu danışma kurulunun da gözünden geçecek. Yani süzgecinden geçecek. Umuyoruz ki kısa bir süre içerisinde bu danışma kurulunu oluşturacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Bu kişilerin kim olduğu biliniyor olacak. Ama yanı sıra her zaman için bizim birimimiz taleplere, her türlü talebe açık. Eşitlik adına olacak. Bütün taleplere açık. Ve şunu da görmek zorundayız ki işte dezavantajlı kesimler içerisinde de aslında farkında olmadığımız, gizlenen, çok hani böyle bilinçaltımıza yerleşmiş olan ayrımcılık halleri oluşabiliyor. Yani işte A kesimi, B kesimi için şöyle bir şey söyleyebiliyor. Biz bu kadar kitleselken B kesimi için siz bunu kullanıyorsunuz. Oysa ki şunu görmek zorundayız. Bütün ayrımcılıklarla mücadele etmek ve bunlar arasında bir hiyerarşi de oluşturmamak aynı zamanda çok 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 önemli. Bu farkındalığı da kurumlar içerisinde, bireyler içerisinde oluşturmaya çalışıyor olacağız. Peki.
Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Yasemin Kotan ve Eşitlik Biriminden Zelal Yalçın'la birlikteydik bugün. Aslında çok önemli somut konuları da konuştuk. Takipçisi olacağız diyeceğim. Yani lütfen. Bütün bunlar bakalım gerçekten hayat bulacak mı? Buluyorsa lütfen. Kadınlar nasıl faydalanacak bunlardan? Kadınlarla da çok sık buluştuğumuz için onlar da bize sorarlar bunun hesabını. Vallahi biz de size iletiriz yani. Size değil bize sorsunlar. Peki. Bekliyoruz. Peki. Adresi gördünüz efendim. Şişli Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ve bütün bu konuştuğumuz, öne çıkarttığımız hizmetler açısından bir fikri, bir sorunu ya da bir tebriği olan herkesin kapısını çalabileceği bir birim oluşturmuş arkadaşlarımız. Biz de bunların takipçisi olacağız. Kadınların eşitlik mücadelesini, bu mücadele içerisinde kurulan her türlü kurumsal ya da işte platform şu bu falan her türlü organizasyonu takip edeceğiz biz de muhakkak ki. Çünkü eşitlik bizim için ekmek gibi, su gibi hayati bir şey. Yine bu konunun peşinden yarın da gideceğiz efendim. Yarın da Hayat Televizyonu ekranlarında olun muhakkak. Saat 16.10'da buradayız biliyorsunuz. Sizi de orada bekliyoruz. Hoşçakalın.